Gökyüzünün neden mavi olduğunu hiç düşündünüz mü? Ya da aslında beyaz olmasına rağmen güneşi ya da güneş ışınlarını neden sarı gördüğümüzü? Peki gün batımları ya da doğumlarında gökyüzü neden kırmızı bir renk alır? Tüm bu sorulara verebileceğimiz kısa cevap atmosferimize bulunan oksijen ve azot moleküllerinin mavi ışığı kırmızı ışıktan daha fazla dağıtmalarıdır. Biraz daha fazla ayrıntı ister misiniz? Işık küçük bir parçacığa çarptığında her yöne yansır ve bu olaya ışığın saçılımı ya da dağılması denir. Parçacıktan yansıyan ışık gözümüze ulaştığında da parçacığı yansıttığı ışığın renginde görürüz. Mesela parçacık eğer sarı ışığı saçarsa parçacığı sarı olarak görürüz. Anlaştık mı? Az önce de bahsettiğim gibi atmosferdeki moleküller ışığın tüm renklerini aynı oranda dağıtmıyorlar. Bunun sebebini soracak olursanız size hemen bir cevap veremem. Çünkü ışığın saçılımı gerçekten de karmaşık bir konu ama belki şu şekilde açıklayabilirim. Beyaz ışık aslında 7 renkten oluşur. Buraya gökkuşağı renklerini not ettim. Bu renkleri görebiliyor olmamızın sebebi ise ışığın bir dalga olarak düşünülebilmesidir. Dalga boyu kısa olan ışık gözümüze ulaştığında bunu mor, uzun olan ışık ulaştığında da kırmızı olarak görürüz. Yani dalga boyu uzadıkça rengin mordan kırmızıya döndüğünü söyleyebiliriz. Saçılımın fiziğini incelediğimizde de ışığın dalga boyundan küçük olan atmosfer parçacıklarının dalga boyu kısa olan ışığı dalga boyu uzun olan ışıktan daha fazla dağıttıklarını görürüz. Az önce de söylediğim gibi durum bundan çok ama çok daha karmaşık ama kısaca özetlemek gerekirse dalga boyu kısa olan ışık daha fazla saçılırken dalga boyu uzun olan ışık daha az saçılır. İşte şurada dalga boyu kısa olan ışık daha fazla saçılır. Bu yüzden de beyaz ışık atmosferdeki moleküllerden birine çarptığında moleküller mavi ışığı kırmızı ışığa göre daha fazla dağıtır. Neden? Çünkü mavinin dalga boyu kırmızıya göre daha kısadır. Bu noktada saçılan ışık neden mavide dalga boyu daha kısa olan mor değil diye merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle güneş çok fazla mor ışık üretmiyor. Gelen ışıkta çok fazla mor olmadığından saçılan ışıkta da mor olmayacaktır. Öyle değil mi? İkinci olarak gözlerimiz mor ışığı çok iyi bir biçimde algılayamadığından moru çok fazla göremeyiz. Bu iki sebep yüzünden de mor yerine mavi ve laciverti görürüz. Atmosferdeki moleküller daha çok mavi ışık saçtıkları için de gözümüze mavi olarak görünürler. Bunu söyledikten sonra artık videonun başında sorduğumuz soruları yanıtlamaya hazırız. Şu fotoğrafları çıkaralım ve öncelikle eğer atmosfer olmasaydı ne göreceğimizi düşünelim. Şu anda günüz olduğunu ve öğleden sonra saatlerinde olduğumuzu düşünelim. Güneş ışınları bu şekilde dik olarak düşecek. Eğer bu doğrultuda yani güneşe doğru bakarsak güneşi beyaz görürüz. Ama eğer başka bir doğrultuda bakacak olursak gözümüze doğrudan gelen bir ışık olmayacağı için yani ışınların hepsi aşağı doğru gideceği için hiçbir şey göremeyiz. Atmosfer olmasaydı beyaz bir güneş dışında hiçbir şey göremezdik. Bu konuda bir deney yapmak ister misiniz? Bir el fenerine içi su dolu bir kaba ve biraz süte ihtiyacımız var. Sütü suya eklediğimizi düşünün. Bu arada süt parçacıkları atmosferdeki parçacıkları temsil ediyor. Arada süt parçacığı olmadan doğrudan el fenerine bakarsak beyaz ışıktan başka bir şey göremeyiz. Aynen burada atmosferi olmayan bir gezegende göreceklerimiz gibi. Ama işin içine atmosferi eklersek güneşten gelen ışınlar atmosferdeki parçacıklara çarpacaklar ve az önce de söylediğimiz gibi bu parçacıklar mavi ışığı diğer renklere göre daha çok dağıtacaklar. Diğer renklerin de saçılmasını sağlıyorlar ama en fazla mavi ışık saçıldığından bu parçacıkların hemen hemen hepsi gözümüze mavi olarak görünecek. Bu yüzden de nereye bakarsak bakalım mavi ışık göreceğiz. Deneyimize geri dönüp araya su dolu kabı koyalım ve kabada bir miktar süt ekleyelim. Süt parçacıkları atmosferdeki parçacıklar gibi davranarak mavi ışığın daha fazla saçılmasını sağlayacak ve biz de bize mavi ışık saçan bu parçacıklar yüzünden suyu mavi olarak göreceğiz. Harika, değil mi? Fakat gökyüzü mavi olduğunda güneşin de sarıya döndüğünü fark ettiniz mi? Ne dersiniz? Buraya geri gelelim. Güneşten gelen ilk ışık beyazdı. Bu ışık atmosferdeki parçacıklara çarptığında, yani şu bölgeye girdiğinde mavi ışık dağıldı. Kısacası gelen ışıktan mavi renk dağıldı ve yok oldu. Renklere göz atacak olursak şu gelen ışıkta mor zaten yoktu. Mavi ve lacivert dağıldı ve geriye sadece yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı kaldı. Bunlar da saçılıyor ama mavi kadar değil. Geriye kalan renklere birleştirdiğimizde de sarımsı bir parlaklık elde ederiz. Atmosfere giden güneş ışığının sarı görünmesinin sebebi mavi ışığın saçılmasıdır. Güneşi sarı görmemizin sebebi de budur zaten. Aynı şeyi deneyimizde de görmüştük. Peki ya gün doğumu ve batımları? Aslına bakarsanız olan biten hemen hemen aynı. Aradaki fark güneşin ufuk çizgisine yaklaşmış olması. Güneş eğer buralarda bir yerde ise gözümüze ulaşan güneş ışınlarının atmosferde kat ettikleri mesafenin uzadığını görüyorsunuz değil mi? Başka bir deyişle bu ışın gözümüze ulaşana kadar mavi ışın yanında sarı ve yeşil ışık da saçılmış olacak. Çünkü ışın çok ama çok daha fazla parçacığa çarpıyor. Bu yüzden de geriye dalga boyu en uzun olan renkler yani kırmızı ve turuncu kalır ve biz de etrafımızı turuncumsu bir kırmızı görürüz. Şimdi deneyimize bir kere daha geri dönmek istiyorum. Yukarıdan bakarsak ışığın kabın kısa kısmından geçtiğini görebiliriz. Kabı bu şekilde döndürünce ışık daha fazla mesafe kat etmek zorunda kaldığından ışık daha da kırmızılaşıyor. Yani turuncudan çok kırmızı gibi oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu arada bize ulaşan ışık ışığın büyük kısmı saçıldığı için çok parlak da değil. Gün batımı ve gün doğumlarında gözümüz kamaşmadan turuncu kırmızı rengin tadını çıkarabilmemizin sebebi de budur zaten. Evet. Şimdiye kadar öğrendiklerimizin özeti şu. Güneşten gelen beyaz ışık atmosferdeki parçacıklara çarptığında mavi ışık diğer renklere göre daha çok saçıldığından gökyüzünü mavi, gün batımı ve gün doğumlarını da kırmızı olarak görürüz. Son olarak bir de bulutların neden beyaz olduklarından bahsetmek istiyorum. Bulutlar çok küçük su damlacıklarından oluşur. Güneş ışığı bu damlacıklara çarptığında damlacıkların yine mavi ışığı saçmaları ve bu yüzden bizim de bulutları mavi olarak görmemiz gerekmez mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama sadece boyutları ışığın dalga boyundan daha küçük olan parçacıklar mavi ışığı yani dalga boyu kısa olan ışığı kırmızıya göre daha çok dağıtır. Atmosferdeki oksijen, azot ve deneyimizde kullandığımız süt parçacıkları bu kategoriye giriyor. Ama parçacıkların boyutu ışığın dalga boyutundan çok daha büyük olduğunda tüm renklerin eşit olarak saçılmasını sağlarlar. Bulutlardaki su damlacıkları da ışığın dalga boyundan büyük parçacıklardır ve üzerlerine beyaz ışık düştüğünde tüm renkleri eşit olarak saçtıklarından biz de bulutları beyaz olarak görürüz. Sis ve bu da bu kategoriye girer. Onlar da bu sebeple beyaz görünür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.